Algoritma dünyasıyla karşınızdayız. Matrix Akademi Direktörü Kıvanç Özbilgiç. Her zaman onunla gibi bizlerle birlikte. Kıvanç, hoş geldi. Merhabalar, hoş bulduk. Geçen hafta fiyatları takip ettiğimiz sistemlerden bir tanesini, Hayken Eşi'yi anlattın bize. Evet. Bu hafta devamında başka bir yöntemi anlatacaksın. Evet. Renko. Renko. Ee, Japon mumbar sistemleri bunlar. Zaten hmm. aslında mumbarların kaynağı da Japon. Yine orası. Yani menşeyi de Japonya. Ee, renkoda Japon mum bar demeyelim artık Renko'ya. Çünkü evet. Renko farklı bir anlamda. Renko çok az bilinen, aslında çoğu trader tarafından göz ardı edilen, geri planda bırakılan bir bar sistemi. Bugün belki birçok insanın fikrini değiştirebiliriz. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Genelde tecrübeli traderların denediği ve memnun kaldığı bir sistem. Ve bunu kullandıktan sonra eğer alışırsanız, huyunu suyunu öğrenirseniz normal sisteme geri dönmüyor çoğu. Yani... Hı -hı önemli ve doğru bir deneme olduğunu düşünüyor tecrübeli traderlar yani ve farklı bir bakış açısı getiriyor aslında Renko bize. O yüzden nasıl olduğunu bugün göstermeye çalışalım Anladım inşallah. Beraber. Ama önce tanımla başlıyoruz yine. Evet. Japon bar sistemi dedin. Evet, Japon bar Renga. sistemi Japonca Renga kelimesinden geliyor. Renga tuğla demek. Japoncada Hı. Türkçe karşılığı. O yüzden biz bizde de tuğla veya kutu veya barda diyorlar. Renko barda diyorlar ama asıl tam orijini, şeyi tuğla. Tuğla lafı da kullanılıyor. İngilizcede brick olarak kullanılıyor zaten. Renko'ların bu barları, kutuları diyelim, tuğlaları biz de tuğla demeyi tercih edeceğiz bu yayında ama kutu denince de oluyor, bar denince de oluyor. Arada söyleriz onları da. Teknik analizde Renko bar sistemi olarak biliniyor. Farklı bir grafik çeşidi, bir grafik türü ve bizim Burada çok önemli bir değişiklik var. Standartlaştırılmış zaman aralıklarımız vardır. İşte 5 dakikalık grafik vardır, günlük grafikler vardır, saatlik grafikler vardır. Burada zaman kavramı çok kısıtlı. Zaman kavramı ile işimiz yok. Burada aslında fiyat hareketiyle oluşturulan barlardan bahsediyoruz. Yani bir saat içinde birden fazla bar da oluşabilir veya hiç bar oluşmayabilir de. İlginç biraz daha detaya ineceğiz. Yani özellikle Fiyat hareketi kullanıyor. Price action konumuzda anlattığımız Hı -hı. eğer bu tarafla ilgiliyse yatırımcılarımız, izleyenlerimiz biraz daha dikkatli dinlemelerinde fayda var. Yani zamanla ilgisi yok, fiyat hareketinin kendisiyle. Yani tamamen ilgisi yok diyemeyiz çünkü test yaparken mecburen Bakacağız. kullanıyoruz. Bazı Hı -hı. sınırlamalar var ama kesinlikle fiyat hareketi. Ana tema. Yani zamanla o zamanın işte bir dakikalık grafikler, 5 dakikalık grafikler, her beş dakikada bir beş dakikalık grafik bir bar oluşturur. Her bar kendine özeldir. Burada öyle bir durum yok. Burada fiyat belli bir limiti açtıktan sonra, sonra bar oluşuyor. Bar oluşuyor. Renko'yu profesyoneller kullanıyor dedin ama görelim kimler kullanmalı. Evet kimler kullanmalı. Yani tabii ki bu bir zorunluluk değil, değil ama tabii. bu bir belki bakış açısı olabilir Genel olarak şöyle düşünülür. Biz geçen hafta Hayken Aşı'yı yapmıştık. Hayken Aşı barları da genelde swing trading'e uyumlu dedik. Ne dedik? Day trading ve scalping'e çok uyumlu sistemler değiller. Çünkü barları gerçek fiyat hareketlerini yansıtmıyor. Biraz bir yumuşatma var ama o yumuşatma da fake'leri önlüyordu. Bu swing trade tarafına daha yatkın bir sistem. Bizim bugün anlatacağımız renk oysa işte o day traderlar, scalperlar yani çok daha kısa vadeli işlem yapanların Tercih edebileceği, onlar için uyumlu bar çeşidi bu. Yani burada tabii swing ve swing ilgili hayken şart değil tabii ki. Bu sadece bir yorum. Evet. Çünkü mantığı, barların mantığına dayalı bir yorum. Ee, tabii ki Renko'nun barlarının boyutu ayarlanarak da büyütülerek de swing trading yapılabilir. Yapılamaz diye bir şey yok. Ama orijinal haliyle scalping'e ve day trading'e bu konuların hepsini anlatmıştık geçen programlarda evet. artık böyle tek tek anlatmıyorum ama basitçe şöyle en kısa vadeli saniyelik neredeyse giriş çıkışlarda birkaç dakikalık scalping, scalper diyorduk biz onları yapana. Sonra kısa vadeli gün içi işlem en fazla bir gün sonra, iki gün sonra kayanlara day trader diyorduk. Swing trader'sa haftadan daha uzun, daha uzun vadeli grafiklere bakanlardı. Fundamental da vardı ama o Fundamental daha çok teknik analizle alakalı olmadığı için pek ilgi alanlarında değil alıyoruz. Renko barlar. Tamam. Renko barların özelliklerine geçelim şimdi. Evet. grafik Grubu'muz evet. Renko grafikler en önemlisi gürültüyü filtreler. Burada ekranda da bir grafik görüyoruz. Son derece böyle nizami çalışmış. Bunun bu aslında bizim BIST 100'ün o en son tepesindeki zorlanma hareketi. Yani orada defalarca iniş çıkışlar, farklı şeyler var. Ama burada Renko'da bakın daha pürüzsüz bir yapı var. Pürüzsüz iniş çıkışlar var. Yani o aradaki gürültü dediğimiz pürüzleri, zigzagları Renko olabildiğince filtreliyor. Bunu daha net görmeye bazı şeyleri, mesela ikili dibi net görmeye veya işte oradaki Zildim. tepedeki dirençleri net görmeye bizim için yarıyor. Bu işe yarıyor yani ve... E, ...tuğla olarak adlandırılan kutular oluşuyor. Nasıl oluşuyor? Yükselirken yeşil kutular, düşerken de kırmızı kutular oluşuyor. Ve Renko'da hiçbir zaman yan yana iki bar olmaz. Ya yukarıdadır ya aşağıdadır. Yani öyle bir şart var. O yüzden yukarı gitmemişse, yan, yana doğru fiyat gidiyorsa, hiçbir değişiklik yoksa... ...yeni bir bar oluşmaz, o tuğlada kalır. Ancak şartımız şudur. Belli bir limitin üstünde artış gerçekleşirse yukarı bir bar oluşur 45 dereceyle. Düşüş gerçekleşirse aşağı bar oluşur. Düşüş rengi kırmızı dedik yükseliş hı hı. rengi de yeşil renkten oluşuyor ve burada belli zaman dilimi burada nerede kullanılıyor onu söyleyeyim. Biz hangi yine grafiği açmak istiyorsak o zaman dilimini kullanıyoruz. O zaman diliminin kapanışına kadar renk oluşuyor. Bazen o zaman diliminin içerisinde 3 tane oluşurken bazen hiç oluşmayabiliyor. Yani dakikalarca belki hiç yeni bar oluşmayabiliyor. Zamandan bağımsız lafı buradan geliyor aslında hı hı. ama onu biz yine limitleyebiliyoruz ve tamam. Ne dedik? Zamana bağlı değiller işte bu yüzden. Yan yana tuğlalar oluşamıyor. Hep 45 derecelik açılarla. O yüzden daha böyle pürüzsüz bir görüntü var. Ve aynı zaman dilimi içerisinde birden fazla aynı yönlü tuğla bulunabiliyor. Zıt yönlü olmasa da aynı yönlü birden fazla tuğla bulunabiliyor. Yani siz 5 dakikalık grafikte 7 tane yukarıya doğru yeşil, 3 tane aşağıya doğru veya Sadece yeşil, sadece kırmızı şeklinde görebilirsiniz. Hareketin gücüne bağlı bir şey. Aynen öyle. O 5 dakikada belki hareket çok hızlı gitmiştir. Ve iki tuğla arası da farklı sürelerde oluşabiliyor. Bazen çok uzun süreler boyunca yeni bir tuğla üretilmiyor. Saatler geçebilir 5 dakikalık bile baksanız yeni bir tuğla oluşmaması. Sizin Bu, de aralığa göre. Şunu söylemek mümkün mü? Tamamen zamandan bağımsız değil ama izlediğiniz periyotta evet. yaşanan hareketin gücünü o gürültüden bağımsız bir şekilde görmek için basitleştirilmiş, evet, yani, sadeleşmiş hali. Sadeleşmiş hali o gürültüden bizi kurtarıyor. Dikkat ederseniz bilmiyorum görebiliyor mu seyircilerimiz? Buradaki o yüksek düşük fitiller çok fazla yok. Onu evet. da siz belirleyebiliyorsunuz. Tamamen sadece tuğlalar da gözükebiliyor. Yüksek düşükleri de katabiliyorsunuz. Sadece o fake dönüşleri. Yani öncesindeki dönüşleri de anlayabiliyorsunuz. Wick dediğimiz fitilleri de açıp kapatabiliyorsunuz. Göstereceğiz onları. da. Farklarına bakalım şimdi. Renko barlarla klasik mumbarların karşılaştırmasını görelim. Yani şimdi renko barlarda sadece ve sadece fiyat hareketi önemli. Buradaki bir işte zaman değil. Yani mesela klasik barlar ne dedik? Her bir dakikada yeni bir bar oluşturur. Ama renko sizin belirlediğiniz bir Bar büyüklüğü vardır, kutu büyüklüğü ya da tuğla büyüklüğü diyelim. Hı hı. Tuğla uzunluğu, yüksekliği. O yüksekliği her açtığında yeni bir bar oluşturur. Yani bir dakika içinde birden fazla tuğla elde edebilirsiniz. O yüzden zamandan bağımsızdırlar hı hı. diyoruz. Yoksa yine bir dakikayla siz bunu sınırlandırabilirsiniz. Gün olarak sınırlandırabilirsiniz. Yani klasik mumbarlar zamana göreydi. Yani siz 5 dakika seçerseniz her 5 dakikada yeni bir bar oluşacak. Burada öyle değil. İkinci bir konu da diyor ki burada... Yeni bir bar ancak belirlenen fiyat miktarından daha büyük bir fiyat hareketi oluşursa yukarıya ya da aşağıya, aşağıya. Önde, yukarı olursa yeşil bir bar oluşur aşağı olursa kırmızı bir bar yani yukarıya doğru gidip aşağıya dönerse orada bir fake durumu vardır onu da işte vick dediğimiz gölgeyi ya da fitilleri göster diyerek bunu da anlayabiliyoruz o da böyle dönüşlerin daha net göstermesi için anlamlı bir şey oluyor ama Normal klasik mumbarlarda grafik periyodunda süre doldukça bar kapanır ve yeni bir bar oluşur. Böyle bir durum vardır. Gap yine fiyat boşluğu. Haykinde de yoktu hatırlayın. Hı hı, evet. Burada da gap Burada da. fiyat boşluğu bulunmaz. Yani bir öncekinin devamına oradaki gap'i üst üste eklenen bir sürü tuğla olarak görür o açılışta. Mesela açılışta bir gap varsa. Burada Piyasaların kapalı olduğu süreleri düşünürsek tabii ki normal mumbarlarda ne olabiliyordu? Fiyat boşlukları, gap'lerle sık sık karşılaşabiliyorduk. Ve kapanış fiyatı, ilgili periyottaki kapanış fiyatıyla aynı değerde oluyor Renko'da. Yani bir dakikanın sonunda siz bir dakikalık grafiğe bakıyorsanız Renko'da, o bir dakikalık kapanış fiyatı Renko'nun da kapanış fiyatı oluyor. Ve genel olarak aynı zaman aralığında bar sayıları da farklılık gösterebiliyor. Orada ufak bir nüans farkı var ayrıca. Kapanış barı her zaman normal barlarda düzenli olarak tam o bar kaçta kapandıysa o değeri aslında gösteriyor. Grafiklerde gürültüyü azaltıyor Renko az önce gösterdik o düşüşleri ve farklı türde mumlar çok fazla görmüyorsunuz. Bir trend yukarı olduğunda sadece yeşil mumlar sadece kırmızı gibi haykinden biraz daha böyle fazla diyelim bu durum. O farklı renkteki mumları göremiyorsunuz. Tüm fiyat hareketlerini de göremiyorsunuz ama şöyle bir şey var yani düşük yüksek gibi değerler istenilirse açılabilir ama o da tam o bardaki değerleri e, aks, e, yansıtmıyor. Belki de 5-6 bar geçmesi gerekirken bir tuğla oluştuğunda o yüksek düşükleri yansıtıyor. O yüzden şu çoğu işlem yapan renko da düşük ve yüksek değerleri çok ciddiye almaz. Peki bir grafiğimiz var, kıyaslaması. Evet burada. Temmuz 2020'den itibaren Bist 100 grafiği karşımızda. Biraz önce anlattığım şeyleri daha net görebiliyoruz sanırım. Birebir üst üste oturmuş neredeyse halleri. Ee, burada Renko'da farklı bir fiyat hareketi, farklı bir bakış açısı var. Daha pürüzsüz yükselişler var. Aralardaki sık sık renk değiştiren barlar yok. Özellikle yatayda da, yatayda kaldığı bölümde de, o tepe bölümünde de Bist 100'ün. Orada da Renk o daha düzgün gösteriyor. Birebir fiyat hareketlerini boyutunu büyüttükçe yansıtmamaya başlar aslında. Onun ayarını iyi yapmak lazım. Ona değineceğiz. Hı hı. Ama çok daha pürüzsüz bir yapı gördüğünüz gibi. Evet. Yani çok daha az eğer bir hareketli ortalama atarsanız az fake yani bir yapı, az renk değişikliği var. Traderler baktıklarında çok daha böyle anlamlı yorumlar yapabiliyor böylece trend hakkında. Trendi çok net gösteriyor gördüğünüz gibi. O zaman renkobarlar niye tercih edilsin? Onu biraz daha aç bize. Evet. Ne işe yarıyorlar? Yani nasıl değerlendiriliyor? Yani renkobarlarda en çok en çok işe yaradıkları konular trendler. Az önce gördük. Yemyeşil veya kıpkırmızı. Biz orada aralardaki küçük kırmızılar veya o zikzaklar gürültü dediğimiz fiyat hareketleri kafa karıştırabiliyor. Ama Renko'da bu yok. Gördüğünüz gibi tertemiz bir yükseliş var. Burada trendleri belirlemekte, trend dönüşlerini belirlemekte, destekleri ve dirençleri hatta formasyonları çok net belirlemekte, kırılımları belirlemekte Renko çok önemli bir işe yarıyor. Çok Formas daha net ve rahat. Evet. Formasyonlardan kasıt bütün formasyonlar. Tabii tabii ne kadar formasyon varsa. Ya tabii Renko'da birebir grafiktekini yansıtmayacaktır ama o formasyonun oluştuğunu çok net görebiliyorsunuz Renko grafiklerde. Teyit. O pürüzleri yani o fitiller falan insanın kafasını karıştırmıyor. Evet, yani daha sade, daha güvenilir bir öyle. Bu da mesela örnekte birçok destek ve direnç evet. noktası var. O Bunlar destek Renko, ve dirençler. Evet, Renko barlar. Biraz evet. küçük tabii çizgi gibi gözüküyor ama Renko sadece yemyeşil, kırmızı dönüş yerlerinde özellikle destek ve direnç noktalarını tespit etmek çok kolaylaşıyor böylece ve oralardan gelen tepkileri daha rahat ele alabiliyorsunuz. Çok daha net ve gürültüsüz gördüğünüz gibi üzerinde ise neredeyse tüm indikatörleri kullanabiliyoruz işlem yaparken Renko ile birlikte. Güzel. Hesaplanışına bakalım şimdi. O barlar, o tuğlalar nasıl oluşuyor? Evet. En kritik nokta tuğla büyüklüğünün ayarlanması demişsin. E bu en kritik nokta yani daha kritiği yok. Tuğla büyüklüğünü ayarladığınızda Renko sizin için belki de ...önemli bir kazancın kapısını aralayacaktır. Ama bunu ayarlamanın yolları var. Hani kolay bir şey değil. Onu hı hı. tecrübeyle artık... ...benim en beğendiğim yöntemse gözle belirlemek. Yani burada gözünüze güvenmenizi isterim. Doğru hareketleri düzgün yansıtıyor mu? Ayarları manuel deneyip... ...sonra fikir sahibi olabilirsiniz. Ha en, ba en başta başlangıç için ne yapılabilir? Hiç renko kullanmayanlar başlangıçta ne yapabilir? Şimdi onu anlatalım. Tamam. Burada... Tuğla büyüklüğünün ayarlanması çok kritik dedik. Tuğla veya kutu büyüklüğü diyoruz biz buna. Yani Yeni bir tuğla daha oluşabilmesi için fiyat ne kadar artmalı? Şimdi basit bir örnek verelim. Herhangi bir hisse senedi, hisse senedinin 1 liralık fiyat hareketini, siz tuğla büyüklüğünü bir seçerseniz hisse senedinin 1 liralık her fiyat hareketinde yeni bir tuğla oluşur. Ama 0.99 kuruştan geri dönerse yeni bir tuğla oluşmaz. oluşmaz. Yani ben burada 10 kuruş belirleyebilirim farklı hisse senedine göre. Bazısında 1 lira belirleyebilirim çok yüksek fiyatlı olanlarda. Nasıl bir şey yapabiliriz? Mesela endeks. Endeks burada binli değerlerde öyle değil mi? Binli değerlerdeyse değerlerde ise o zaman sizin burada kuruşlu ya da sıfır virgüllü brikler belirlemeniz orta vadede çok anlamlı olmayacaktır. Belki scalping yaparken olabilir ama yani çok anlamlı sonuçlar vermeyecektir. Çok fazla fake göreceksinizdir ama... Mesela endekste kullandığınız mesela 5 puanlık bir brick size'ı yani kutu büyüklüğünü herhangi bir hisse senedinde mesela Türk Hava Yolları'nda kullanamazsınız. 5 lira artacak da yeni bir tuğla oluşacak. Belki aylar alır. Aylarca yeni bir tuğla oluşmayabilir. İşte bunu ayarlamanın yolları iki farklı yaklaşım var. Bu tuğla büyüklüğünü biz nasıl belirleriz? Nasıl anlamlı sonuçlar? Birincisi otomatik ayar. Önce bununla başlamalarını tavsiye ederim ama sonra manuel'e geçmeleri daha anlamlı olacak. Otomatik Nedir? dediğin default gelen ayar. Default zaten açıldığında grafikler genelde ATR 14 ile gelir. Yani Hı -hı. o brick size dediğimiz ATR, average true range dediğimiz indikatörün daha önceki bölümlerde volatilite bölümünde anlatmıştık. Bir volatilite indikatörü ATR. ATR'nin hesapladığı son 14 barın default olarak bunu değiştirilebilir. 14 barın ortalama aralığını verir. Yani volatilitesini verir. ATR'nin ölçtüğü ortalamayı verir. Bu mesela endeks için yaklaşık bugünlerde sanırım günlük grafikte 4 küsur 5'e yakın. Yani 5 puanlık bir burada ne yapabiliriz? Ayarlama yapabiliriz. Ama zaten grafiği açtığınızda bu şekilde gelecek. Hı hı. Fakat test ederken size sorulduğunda ben burada ne belirlemek istiyorum? Önce bir ATR'den bakıp ATR civarındaki değerlerle oynayıp sizin Yatırım alışkanlığınıza, yatırım stratejilerinize uyan, gözünüze hoş geleni seçmeniz her zaman daha anlamlı olacaktır. Bir de ne diyorduk? Her grafikte bu farklı olur. Yani siz Türk Hava Yolları grafiğinde farklı bir ayar seçmelisiniz. Bar uzunluğunu. ATR'si farklı. herhangi bir bankada, mesela Garanti Bankası grafiğinde farklı bir ayar seçmelisiniz. Aynı ayarı hepsinde kullanamazsınız. ATR'leri farklıdır. Ama açtığınızda Default ATR olarak gelir. ATR'nin son bardaki değeri olarak gelir. Ve bu iki yöntem var. Manuel ve Hı -hı. otomatik ayar. Bu çok küçük seçilirse yani çok aşırı küçük seçtik. O zaman tuğla sayısı yani küçük seçilirse ne oluyor önce onu söyleyelim. Küçük seçilirse tuğla sayısı artar. Yataydaki o zigzaklar artar. Daha çok al sat verir yani tabiri caizse. Bu scalping trading, day trading tarafına daha uyumlu. Ama bunu büyütürsek o zaman swing trading'e kayarız. Biraz daha böyle tuğla sayısı azalır. Büyük fiyat hareketleri yani biz 10 kuruş değil de 50 kuruşluk fiyat hareketlerine göre mesela bir hisse senedinde bunu yaparsak o zaman daha az tuğla oluşur. Daha böyle nasıl diyeyim uzun vadeli bir bakış açısı olur. O zaman swing trading'e biraz kaymış oluruz. Bu kullanıcı tarafından belirleniyor. Ama tabi burada şu da var. Çok küçük belirlenirse de en ufak fiyat hareketinde yeni barlar oluşur. Ve çok fazla zigzag volatil bir volatiliteyi arttırmış olursunuz. E bu da son derece fazla hatalı sinyal almanıza sebep olabilir. Onun diyorum ya ayarı çok önemli. Önce gözle. Fazla büyütürseniz de bu sefer fiyat hareketlerini kaçırır. Doğru fiyat hareketlerini yani fiyatın aslında olan barlardaki hareketlerini tam olarak yansıtmaz. Ekranda bunu göremezsiniz. Ama Önce başlangıç, başlangıç için başlangıç ATR. ATR sonrasında ama mutlaka gözle yani otomatik ATR'ye çok dikkat ama ATR civarında değerlerle yine olmalı. Yani sonuçta da gidip ATR orada 4 sesiz 20 alırsanız çok anlamlı olmayacaktır. Peki. 10 dakikamız kalmış. Ayarlara geçelim şimdi. Evet. Renko'da ayarları bir görelim. Şimdi opsiyonel olarak Vic adı verilen fitil ya da işte gölgede diyorlar. Hı hı. fitiller eklenebiliyor. Yani isterseniz siz renk koyu tamamen fitilsiz sadece kutularla kullanabilirsiniz. Ama ben wick'leri kullanmalarını öneririm. Ne başlayanların. Yani? Burada grafikte görebiliyoruz. Umarım mavi halkalara alınmış bölümlerde wick var. Bunlara pin bar da deniyor. Evet. Burada o wick'lerde aşağıya doğru hareketin mesela kırmızı o sağdan ikinci altta en alttakini söyleyeyim. Kırmızı hareket devam ederken Buradaki Ovik şunu kastediyor. Biraz daha aşağıya inmiş ama yeni bir tuğla oluşturamamış. Hı hı. Geri dönmüş yukarıya tuğla yapmış. Yani orada, köşesi. evet, orada bir dönüş sinyali, oradaki o köşenin devam edebileceği, orada bir al sinyali gibi değerlendirilebilir. Yani aşağıya doğru bir anda satışlar azalmış, alıma geçilmiş, orada bir dönüş söz konusu. Tam trend dönüşü gibi de diyebiliriz veya fiyatın bir anda dönüşü. Dikkat ederseniz <laughs> neredeyse hepsinde var. Olmayan da olabilir, ama genel olarak böyle dönüşlerde o vik dediğimiz burada diğerini açmıyorum. High ve low'u açmadım. Hmm. Sadece vikleri açtım. Wick'leri açtığımızda görüyoruz ki o dönüşlerde kuyrukları beraber görüyoruz. Biraz daha yukarı gitmeye çalışıyor sonra tekrar dönüyor. Genel olarak bu vardır. O yüzden dönüşlerdeki o wick'ler belki daha dikkat edilebilir. Manuel traderlar için önemli bir ayrıntı bu. Ve high ve low dediğim gibi yani o aralıkta o bar oluşurken belki o var. Siz 5 dakikalık grafiğe bakıyorsanız 20 dakikada oluşacak belki. O 20 dakika içinde normalde 5 dakikalık grafik 4 tane bar üretecekti. Ama Renko üretmedi. Ama yukarıya aşağıya sürekli gitti geldi. Belki geçici üretti. Sonra geri döndü. Çünkü bar kapanmadan tuğlaları kesinleştirmiyor sistem. Hatta rengi biraz silik oluyor. Sonra tam artık bar kapanınca renklerini netleştiriyor. Geri dönebilir. O geri dönüşleri de yukarı aşağı hareketleri de göstermek istiyorsanız yüksek ve düşüğü de seçmelisiniz. Ne kadar anlamlı bilmiyorum çünkü o aslında orada tek bir bar var ama belki 20 dakikayı kastediyor. E o yüzden o 20 dakikadaki salınımı gösteriyor. Biraz daha böyle artık pürüzlü hale getirir. Renkon'un amacı pürüzsüzleştirmek. O yüzden benim çok tarzım değil ama tabii ki kullanmak isteyene, tercih edene de saygı duyuyorum. Peki, haftanın stratejisine gelelim ilk stratejimize. Evet, ilginç bir şey burada ...göreceğiz. Hı. Hiçbir şey yok. Yani ne yaptık? Haykinde de bunu denemiştik. Ben göstermek için sadece e, bunu paylaşmak istedim. Haykinde de renk değişimini yapmıştık. Renko'da da yaptık ve Renko'da neredeyse iki katı fazla. Birazdan göreceğiz. Olumlu sonuç geldi. Renko'da renk değişiminde ne yapıyoruz? Yeşile döndüğünde aslında bar yukarı kapattığında açılışından alıyor. Kırmızı barlarda da satıyor. Böyle bir sistem. Çok basit bir sistem. Bunu yine biz ne yapacağız? Optimize YouTube videosunun edeceğiz, altına olacaksın. paylaşacağız. Ayrıca renko kullanımı ile ilgili de bir böyle özet ya da bilgi, renko ile ilgili kısa bilgilerin olduğu bir de PDF paylaşacağım videonun Güzel. altında. İlgilenenler biraz daha detaylı orada okuyabilir. Bazı kritik şeylerin de anlatıldı. Hı hı. Şimdi burada ne yapıyoruz? Yeşilse al, kırmızıysa açığa sat. sat gibi ya da sat ve açığa sat aynı zamanda. Backtest koşullarımıza geçelim. Nasıl renko yapacağız bunu? hı. hı. Hemen bir sonraki slaytta o var. Nasıl Renko'ya çevireceğiz? Çok basit. Stratejiyi backtest yaparken buradaki tarih bölümünde Renko'yu seçerek. Ve Renko'da Renko'yu seçtikten sonra işiniz bitmiyor. Bir de ne yapmanız gerekiyor? Az önce söylediğim gibi. Periyod. Burada periyod değil de şey, brick evet. size. Yani ne oldu? Tuğlanın büyüklüğü. büyüklüğü. Biz bunu endeks üzerinde yaptık. Ve endeksin ATR'si az önce bahsettiğim gibi hmm. yaklaşık 4 küsurdu günlük barlarda. Ve ben de ona anlamlı bir şey olsun diye düz 5 aldım öyle bir denedim yani 4 de alabilirdim 5'te 6 da ama ben 5'i denedim hani düz bir hesap olsun diye. Sadece denedim bunu optimize bile etmedim. Ve hı hı. periyot günlük seçtik. Biz düz üzerinde test ettik. Ocak 2019'da başlattık. 5 puanlık tuğla büyüklüğümüz var. Bakalım ne olmuş. Sonuçları görelim şimdi. Sonuçlar evet. gayet güzel gözüküyor. Sonuç gerçekten iç açıcı ve güzel ama diyorum ya burada ne var? komisyonlar yok ve kayma miktarları kayma oranları yok. Bunlar sadece örnek olsun diye. Böyle bir şeyler var bakılsın diye ben aslında göstermek istiyorum. Yoksa alın kullanın diye bir kesinlikle burada bir şeyimiz yok. Evet. Burada dikkat edelim. Stratejinin backtest koşullarında ne dedik? Geri getirisini söyledik. %213 gibi bir getirisi var ve burada BIST 100'ün performansı yaklaşık %60. Yüz işlemin 45'i karlı. Önemli ve güzel bir oran aslında. Ve risk ödül oranı 2.55 o da bizim idealine iki, iki buçuk evet 2.5'un üzerinde gayet güzel bir sonuçla karşılıyor bizi. Sadece renk değiştirme çok basit bir kodu var ve çok basit bir şekilde bu yapılabiliyor. Yine basit bir stratejiyle daha devam edelim. İkinci işte stratejimiz tarzı. var. Evet. İkinci strateji de yani normalde biz bunu da şunun için göstermek istedim. Normalde hareketli ortalamayla fiyatı kesiştirirseniz Onlarca yüzlerce sinyal alabilirsiniz yatay piyasada. Renko'da yatay barlar olmadığı için bu azalıyor. Tabii ki ne olacak? Yatayda parçalanma deniyor ona. Algoritmada orada hatalı sinyaller olabilir. Ama gördüğünüz üzere bakalım birazdan da göreceğiz. Yani Renko ile 20 hareketli ortam. Bunu normal barlarda yapsanız muhtemelen zarar çıkar. Çok fazla işlem yapmış olarak çıkar. Burada deneyelim bir görelim dedim. Gerçekten fiyatı pürüzsüzleştiriyor mu? 20'yi yukarı kırarsa Renko bar'lar 20 hareketli ortalamasını alıyor. Aşağı kırarsa da satıyor. Bu şekilde bir sistem. 20 basit hareketli ortalama. E, 20 ayırıyoruz. basit tamam. hareketli ortalama. Şimdi backtest back koşullarına koşulları. bir bakalım. Basit hareketli ortalama yine Ocak 2019'dan itibaren alınıyor. 5 puan yine Renko bar büyüklüğünü seçtik. Hı hı. Rastgele bu dediğim gibi değiştirilebilir. Biz endeks üzerinde buna karar verdik. Hep endeks üzerinde gösterdiğimiz için fikir versin diye onu seçiyoruz. Ve sonrasında getiriye bakalım bir sonraki slaytta. Sonuçlarına bakalım. Stratejinin backtest sonuçları. Evet backtest sonuçlarımızda da %106 gibi bir getiri gösteriyor. Bu da en azından düşünülebilir. Bu sadece ben 20'yi düz verdim. Optimize de edilebilir. Farklı optimizasyonlu halini de paylaşırım. Hangi hareketli ortalamayla deneyebilir Arkadaşlar da bu çok basit bir strateji hı hı. ve Renko'da gördüğünüz gibi daha anlamlı sonuçlar elde edebiliyor. Yani bir daha hareketli ortalama, ile... e tabii daha az işlem var. Yani çok yani... daha az var. Ben bunu keşke yapmayı unuttum. Keşke bunu normal barlarla da yapsaydım. E, normal 20 hareketli ortalama ile muhtemelen burada 46 işlem var. Öbür... Aynı periyotta 200'e yakın belki 100-200 arası bir işlem sayısı olurdu. Şimdi e, sadece renk obarları kullandığında 100 işlem gerçekleşti. 45 işlem karlı. Risk ödül oranı 2.55. Burada hareketli ortalamayı da ilave ettikten sonra stratejinin getirisi e, %106 oluyor. Çünkü Ama risk ödül oranı gene aynı. Risk ödül oranı yani. evet şansı aynı çıktı. Aynı. <laughs> Güzel. Yani bu da bir bakış açısı sadece. Evet. Burada göstermek istediğim şey şu. Yanlış anlaşılmasın. Çok basit bir strateji. Evet. Sadece bunu biz eğer normal barlarda yapmaya kalksaydık 20 hareketli ortalamayla üstüne çık al altında insat defalarca yüzlerce işlem olacaktı ve muhtemelen zarar, zarar gösterecekti. Olacak, büyük ihtimalle. Yani bunu deneyebilirler keşke aklıma gelmedi. Yine yaparız. De. yaparız. Ekleriz olabilir. ekleriz. Şimdi... Biraz da biz yani şimdi farklı bir strateji paylaşmıyorum ama bu zamana kadar paylaştığımız onlarca strateji var. Bölümler ilk başlayan bölümlerden itibaren. Evet. Hepsi de videoların altında mevcut zaten. Evet. Burada da bir sonrakinde yani normal barlarla renko barlar arasındaki farkı biraz göstermek için yaptım. Birçok strateji öyle karışık olarak alttaki normal barlar, yukarıdaki renko barlar. Burada bazı şeyler fark ettim. Fark ettiğim değil yani back test sonuçlarına çıktı, göre evet. konuşuyorum ne çıktı. Yani doğru tuğla büyüklüğü seçmek çok önemli. Yatayda özellikle doğru tuğla büyüklüğü seçerseniz çok etkili renko barlar. Ve... İşlem sayısını azaltıyorlar. Biz şimdiye kadar tüm stratejileri zaten paylaştık. Onları renko seçerek deneyebilirler. Aradaki fark farkı normal barlarda ve aynı aralıkta renko barlarda ne yapabilirler, gösterebilirler, kendileri de gözlemleyebilirler. Aradaki farkı kendi stratejilerine uygunsa ve olumlu sonuçlar alıyorsa ki geneli olumlu benim gözlemlediğim, işlem sayısını genel olarak azaltıyor renko barlar. Bir sonraki slide'da da sınırım bu var. Son slaytımızda ve getiriler de çok baya farklı. Evet normal mumbarlarla aralarında olumlu bir performans var. Böyle bir fark var, olumlu yönde. O yüzden Hı -hı. en önemli şartı ne dedik tuğla büyüklüğünü doğru uygun seçebilmek. Ben hiç optimize etmedim bu arada. Tuğla büyüklüğünü sadece 5 denedim. Bu değiştirilebilir, arttırılıp azaltılabilir. Belki bu fark daha da açılacaktır. O yüzden ben benim tavsiyem renko barları sırtlarını dönmesinler. Burada farklı bir yorum var, farklı bir durum var ve bu tarafta trade belki çok daha kolay olabilir birçok yatırımcıya. Sonradan vazgeçemeyecekleri bir yöntem olabilir. Üzerinde durmalarında fayda var. Yani bunun için de ilk başta o brick size'ı seçerken, tuğla büyüklüğünü seçerken ilk başta ATR'den faydalanıp onun etrafında denemeler yapabilirler. Sonra kendileri de gözlerine güvenip artık denemelerini o şekilde devam ettirebilirler. Çok daha anlamlı sinyaller elde edilebileceğini düşünüyorum. Umarım faydası olur izleyenlerimize de bu yayın önemli o yüzden. Denemeye, test etmeye devam. Aynen öyle. Kıvanç Özbilgiç teşekkür ediyoruz bu hafta aktardıkların için. Algoritma dünyasının sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.